Herkese acil şifalar diliyoruz. Allah bir an önce evlerine sağlıkla, sıhhatle dönmeyi nasip etsin. Hocam, domuz gribi olduk mu acaba diye telaşa da kapılmasın kimse. Bitmeyen yüksek ateş. Yani normal global enfeksiyonlara yaşarsak aynı şeyi yaşıyoruz aynıdır. Değil mi? Bütün gripler aynıdır. Bütün gripler viraldir. Virüse bağlıdır. Bu virüs çoğaldı diye, bu virüs şey oldu diye. Ve de tabii kaybettiklerimize Allah rahmet etsin. Rahmet 12'ye eylesin. Çıkmış. Ama bu 12'yi... İncelerseniz Sinan Bey, inceleyin kaç yaşında, daha önce bir hastalığı var mıydı, yaşlı mıydı, şeker hastası mıydı, bunlara bakmak lazım. Bütün bunları bağışıklık sistemini çökerttiği için vücut mücadele edemiyor, iflas ediyor. Bütün mesele bu. Tamam, korunacağız. Korunmak için de çok önemli, el yıkaması çok önemli. Yalnız ellerimizi zeytinyağlı sabunla yıkayacağız, deterjanlarla değil. Onlar da vücudumuzdaki... Şu vücudumuzda derimizdeki sağlıklı bakterileri öldürüyor. Şeyin de Sinan'ın da demin söylediği gibi kalabalıklardan uzak duracağız. Toplu yerlere girmeyeceğiz. Dışarıda, sokakta, açık havada bol bol yürüyeceğiz kardeşim. Kış geldi diye içeri kapanmayın. İçeri kapanmak da tehlikeli. En aşağı 10-20 dakika dışarıda, sokakta yürümek lazım. Bu da bağışıklık sistemini güçlendirir. Çok iyi bir uyku uyumamız lazım. Çok iyi bir müzik dinlememiz lazım ve de çok sağlıklı beslenmemiz lazım. Sağlıklı beslenmek, domuz gribine karşı en önemli etken iyi bir paça çorbasıdır. İyi bir işkembe çorbasıdır. Kelle paça bol bol yiyin, vücudu güçlendirin. Yumurta, balık bol bol yiyin, kuru fasulye bol bol yiyin. Efendime söyleyeyim, çorba, sıcak çorba bol bol için. Bir de tabii ki Ümit Aktaş Hoca'nın tarif ettiği çaylarımız var. Hı-hı. Bitkisel çaylar var. Önümüzdeki onlar da çok önemli. Yine yapacak bizim için de. Tamam, onlar için de çok önemli. Bunu dikkat edin. İstirahat çok önemli. Grip olanlar evden çıkmasın. İlla işe gideceğim diye tutturmasınlar. Gidip başkasına da bulaşmasınlar, bulaştırmasınlar. Evde oturup istirahat etsinler. Burada uyku çok önemli. Bir de bir daha söylüyorum. B12 vitamini çok önemli. D vitamini çok önemli kardeşim. D vitamini. Bakın, günde 100 bin ünite yapılıyor. Yapılmış, kitap yazılmış. Günde 100 bin ünite yapıldığı zaman hiçbir şeyiniz kalmaz. Peki. Şimdi D vitamini yumurta... vitamin değildir. D vitamini çok önemli bir hormondur. Ve de seks hormonlarının temelinde de vardır. Bütün hormonların temelinde vardır. En önemli stres hormonudur. Vücudun savaşını ve de en önemli antioksidandır. D vitamininden korkmayın. İğne olarak vücudunuza yaptırın. Hiçbir şeyiniz kalmaz. Domuz gribinin diğer griplerden bir farkı yoktur. Yumurta yumurta diyoruz ya. Çıktık sokağa. Kaç yumurta yersiniz? Bakın Canan Hoca 10 tane yumurta yiyebilirsiniz diyor dedik. 71 zeytin mi yemiştiniz? Ben 71 zeytin yedim. 71 zeytini yedim. Ama onda nasıl yediğimi anlatayım sonra. Tamam. Siz 10 yumurta yiyebilir misiniz dedik. Bakın ne dediler, ne yaptılar. Buyurun. Gündem yaratan açıklamalarıyla fark yaratan Profesör Doktor Canan Karatay yeni bir ilke daha imza attı ve dedi ki 10 yumurta sabah kahvaltısında tüketilebilir. Peki 10 yumurtayı kimler yiyebilir? Bugün sokağa çıktık. 10 yumurta var elimizde ve bakalım bu yumurtaları kimler tüketebilecek? Efendim, sizin yumurtalarla aranız nasıl? Yumurta tüketir misiniz? Evet. Her gün. Evet, alakok. Günde bir tane. Fazla yok. Canan Hoca der ki 10 tane yiyebilirsiniz sabah kahvaltısında. Ne diyorsunuz? Günde 10 yumurta tüketebilir. Çok acıkırsam 4 tane yiyebilirim. Canan Hoca diyor ki 10 tane yiyebilirsiniz. Yiyebilir Aynen misiniz? Öyle. Benim sabahleyin bir torunum var 12 yaşında. Sabahleyin okula giderken 2 tane kırıyorum. Öğlen de geliyor yine babaanneciğim bir yumurta bana 2 tane diyor. Güzel. 10 tane yenilebilir mi? Olmaz mı? Ben hiç sevmem. Ben biraz az pişmiş severim. Hı. O yüzden bu beni açmaz. Biz iki kişi iki tane tüketiyoruz. 10 tane yiyebilir misiniz? Hayır, Allah korusun. Onu yese çatlarız be. Nasıl lezzetli? Organik mi? Evet. Canan Hoca diyor ki bir öğünde 10 tane haşlanmış yumurta tüketebilirsiniz. Ekmek yemeyin diyor. Ekmeksiz yumurtayla doymam ben. Peki. Her gün sabah 2 tane yiyorum. Hem şeker hastasıyım. Dördüncüyü yiyorum. Ay şu biraz küçük duruyor, şunu alayım bari.
Günün şampiyonu Necla Hanım tam 6 yumurta yedi. Necla Hanım 6 taneyi maşallah tükettik. Tükettim. Yani ben izin versem 10 tane de gidiyordu ama yaşınız 50. Herhangi bir sağlık probleminiz olup olmadığını bilmediğiniz için ben sizi durdurdum. Evet. 10 yerdik herhalde değil mi? Yerdim de her şeyin aşırısı da zarar, onu da biliyorum. Afiyet bal şeker olsun, günün şampiyonunu tebrik ediyoruz. Tebrikler. Teşekkür ederim. 10 tane yumurta dile kolay. Haşla haşla. Sonra 10 tane. Şimdi burada bir şey düzeltmek lazım. Canan Hoca bir şey söylüyor. Sonra hemen haber yapılıyor. Değil mi? Şimdi 10 tane. Biz nereden bulduk bu haberi? Haberlerin içinden bulduk. Fakat şimdi diyor ki ben 10 tane demedim. Şu 10 tane yumurtayı 10 bir tane, göstereyim. Bir kere de 10 tane demedim. Hah. Bir seferde 10 tane yumurta değil. Bir seferde 10 gün tane içinde demedim. Ama istiyorsanız yiyebilirsiniz. Zararı yoktur. Yani yumurta yenebilir demek için söyledim. Bir gün içinde 10 tane yiyebilirsiniz diye söyledim. Bunu söylememin sebebi de aman yumurta yemeyin, haftada bir tane yiyin, beyazını sarısını yemeyin, algısını yıkmak için. 10 tane diyeseniz bir zararı yok. Sinan'a da şimdi söyleyeceğim. Yok efendim, belki hastalığım vardır 6 taneyi. Yumurtanın hastalığa ne zararı var kardeşim? Yumurta bağışıklık sistemini güçlendiriyor, beyninizi güçlendiriyor. Sarısındaki kolin maddesi. Asetilkolin dediğimiz beynin uyarıcı ve iletici enziminin ana maddesidir. Siz yumurta yemezseniz, yumurta sarısı yemezseniz beyniniz çalışmıyor zaten. Ben ne yapayım? Ya. Ama bir kere de 10 tane yiyebilirseniz yiyin ama illa yiyin demedim ben. Tabii gazeteciler, işte şeyciler sansasyon olsun diye. Bir de çaptırmak için. Bir de anti karatacılar bunu bir kere de 10 yiyor. Bir kere de 10 isterseniz yiyebilirsiniz. Ben bir kere de onu da kaç söyledim. Kaç tane yemiştirdiğiniz var? 71 tane şey yedim. Aman zeytin. Korktum. Ha zeytin. 71 tane zeytin yedim. Burhaniye'de çok güzel bir konuşmadan sonra otelde ağırlanırken. Kaç çok... yumurta yemişliğiniz var hocam? Bakın 2-3 tane yiyorum ben. Yani ama o gün sabah kahvaltısında o kadar güzel bir zeytin ki tuzuyla ve şeyse güzel bir çay, demli çay ve zeytin. Ne yumurta yedim, ne tereyağı yedim, ne başka bir şey yedim, ne ekmek yedim. Yalnız zeytin yedim. Sonra saydık. 71 deyince çocuklar gülmeye başladılar, durduk. Maşallah. Sonra Türk kahvesi, sonra su, zeytin toplamaya gittik. Zeytin toplarken de zeytin ağacından da çiğ çiğ yedim. Ben çok severim. En sağlıklı şeydir. Biraz acıdır ama. Ondan sonra öğle yemeği yok. Ondan sonra akşama kadar hiçbir şey yok. Akşam yemeğinde de çok nefis bir sofra. Yalnız paça çorbası içtim. O 71 tane zeytin... Topladığımız zeytini de getirdik fabrikaya. Hiç acıkmadınız. Akşama kadar. Onu söylüyorum zaten. Sonra da getirdik fabrikaya. Topladığımız zeytinler sıkıldı. Onu da böyle bir bardak zeytin içtik. Akşama kadar dinçsiniz. Ne uyku geliyor ne bir şey geliyor. Düz duvarlara tırmanmaya kalkıyorsunuz. Akşam da o kadar tokum ki. Hiçbir yemek yemedim. En nefis yemekleri ortaya koymuşlar. Misafir ediyorlar, sağ olsunlar. Onlara da selam Burhaniye'ye. Selam Burhaniye'ye. Ve de... akşam yalnız çorba içebildim. Paça çorbası. Yani mideme bir şey gitsin diye. Bakın bütün gün acıkmıyorsunuz. Ondan sonra da kalkıp bir Yunanlı çok önemli bir profesör şeyimiz vardı. Bize zeytinyağı hakkında bilgi verdi, eğitti bizi. Onu şey yapmak için, onore etmek için Yunan müziğiyle sirtaki yaptım saatlerce. Ya hah, 73 yaşındayım. Siz? Hah. Ya, 71 tane bak, yedi. Yok efendim nasıl yenir? Nasıl? Öyle bir yeniyor ki mideniz onu alıyor. Bir daha da başka bir şey almıyor. Peki Sultan Hanımcığım merhaba. İyi haftalar. İyi günler, iyi sabahlar. Sağ olun efendim. Size de mutlu sabahlar olsun. Buyurun. Sağ ol. Ben Aksaray'dan arıyorum. Benim karaciğerim çok yağlı. Dediler doktorlar sirasa çevirmeye 1 milim kalmış. Ne dediler? Ne dediler bir daha söyle. Siroza çevirmeye 1 milim kalmış dediler. Siroza çevirmeye 1 dilim kalmış. Bu kadar evet, mı? Ciddi. Bu kadar zor durumdayım. Şimdi de insülin başlattı doktorlar. Şekerim yükseldi. Kolesterolüm da yüksek. Kendim de mağdurum. Ne yapacağımı şaşırdım. Ben de sizi aradım. Sultan Hanım kaç yaşındasınız? 47 yaşındayım. Peki. Çok da gençsiniz daha. Evet. O ama... Üzüntüyle olabilir mi bu ciğer şeysi diye soracaktım hocama. Psikolojik benim etkisi var mı? Üzüntülerin etkisi var mı diye soruyorsunuz. Peki hocam. Bir kere şeker hastası olsun. Benim sarı kitabı verebilir misiniz? İlk o yeşil oğlum altında. Oğlum vefat etti. Bir buçuk yıl oluyor. Ama ona çok üzülüyorum. Hala daha üzülüyorum.
Ondan mı oldu bilmiyorum. Yani kendim ondan olmadı efendim. Yediklerinizden oldu efendim. Karaciğer yani, yağlanmasınız. Rengimde hepten böyle simsiyah oldu. Ciğerden olabilir mi o siyahlık? Ten renginiz siyahlaştı, koyulaştı diyorsunuz. Evet, simsiyah oldu. Ankara'da yattım geçen sene bir hafta. Ciğerimden parça aldılar, karaciğerimden. Bakmak için. Bir türlü düzelemiyorum. Yürüyüş yapıyorum ama o kadar yürüyemiyorum. Kendim de çok mağdurum. Eşimden ayrıldım. Eşim ayrıldı benden, bıraktı gitti. Bir oğlum var. Ondan yaşıyorum. Peki. Bir gelirim de yok. Çalışanım da yok. Kendim de çalışamıyorum. Kaç kilo? Kilosunu bana söyle. Sultan Hanım kilonuzu kilomda söyler 100 misiniz? Kilo, 100 kiloyu veremiyorum da. İşte şeker hastası. 47 yaşında 100 kilo sıkıntılar da yaşamış, psikolojik olabilir mi diyor. Hocam da yediklerinizle ilgili. Sultan Hanım şeker hastasısınız başından beri. Evet. Karaciğer yağlanması şeker hastalığının sebebidir. Karaciğer yağlandığı zaman pankreasla yağlanır, tiroid de yağlanır. Bütün vücut yağlanır. Siz yağ tulumu olarak dolaşırsanız iyileşemezsiniz. Şeker hastalığı içinde şunu alın okuyun ve bunundaki her şeyi harfiyen uygulayın. Ben ekmeksiz yapamıyorum demeyin. Sakın meyve de yemeyin. Meyve de çok tehlikeli. Onları kaldırın. Ona göre de kendinize bakın. Stres tabii ki stres de bağışıklık sistemini çökertir. Ama temelinde yanlış beslenme, yanlış yaşama bunlar yatıyor. Stres de yatıyor. Stres tabii en önemli şey. Ama stresi yapan şekerdir. Şekerdir. Yani şeker hastalığınızdır. Yediğiniz meyvelerdir, yediğiniz şekerlerdir, yediğiniz baklavalar, börekler, pilavlar, makarnalardır. Aha. Sultan Hanım çok geçmiş olsun efendim. Şu kitap bakın 8 liraya alabilirsiniz internetten. Alın aynısını uygulayın. Hiçbir şeyiniz kalmaz. Çok geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Mehtap Hanım merhaba. Mutlu sabahlar. Hoş geldiniz. Merhabalar, hayırlı sabahlar, iyi yayınlar diliyorum Zahide Hanım. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, sesiniz ne kadar canlı geliyor maşallah. Sağ buyurun. Olun, aslında yorgunuz ama. Kıyamam. Peki, Canan buyurun. Hanım'ın da, Canan Hocamızın da önünde saygıyla eğiliyoruz. Ben hemen sorumu sorayım. Oğlum 10 aylık glikojen depo tip 1B hastası. Maalesef süt ürünleri yasakladı doktor. Hmm. Meyve zaten yemiyoruz. Bağışıklık için her gün iğne vurunuyoruz ve nişasta tavsiye ediliyor bize. Ve gelişimde biraz gerilik var, boyu kısa kaldı. Biraz da karaciğeri şişkin 11 santim, dalak 10 santim. Hızlıca sordum. Cevabını verirse hocam çok sevinirim. Çok çok geçmiş olsun evladınızı, size evladınıza bağışlasın. Evet, çok sevinçli bir anne. Evet. Takır takır her şeyi sağ edin. Bir şey soracağım, şeker hamileyken yükleme yapıldı mı size? Yapıldı ama genetik olduğu söylendi bu hastalığın. Tamam. Yükleme yapıldı. Yükleme yapılan şeker, hamilelere de yükleme yapılan hamilelerin kendisinde de bebeğinde de şeker hastalığı oluyor. Bir. Nişasta şekerdir. Çocuğunuza vermeyeceksiniz bu iki. Nişasta şekerdir. Nişastanın her türlü unun şeker olduğunu bilin. Nasıl şeker vermiyorsanız nişasta da aynı şekilde çocuğunuza dokunur. Benim hocam şekeri sürekli düştüğü için nasıl